Bugün görüşmelerden ziyade internet sayfalarında, Facebook'larda, YouTube'larda bakıyorsunuz, Twitter'da 20 yaşındaki bir kız çocuğumuzun 2000-3000 tane takipçisi var. Ya 20 yaşındaki bir kızın 2000-3000 takipçisi niye olur? Neden olur? Niye benim takipçim yok? Ben bu kadar insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, bir şeyler söylemeye çalışıyorum, beni takip eden yok. Anlıyorsunuz değil mi? Yani bu normal değil kardeşler. Öyleyse kadınlar kendi arasında, erkekler kendi arasında toplumdur. Kaldı ki burada başka bir şey aramaya da gerek yok ki. Yani aile ortamında ben arkadaşımın eşine, arkadaşım benim eşime kötü düşünecek, kötü bakacak, kötü düşünceler içerisinde olmasının hesabıyla bunu yapmaya gerek yok ki. Ya kadınların konuşacağı işler ayrıdır, erkeklerin konuşacağı işler ayrıdır. Biz işten, güçten, efendim alım satımdan, şuradan buradan konuşuruz. Onlar da dikişten, nakıştan, pastadan, börekten, çörekten konuşur. Şimdi bizim konuştuklarımız onlarınki farklı. Bırak da onlar kendi aralarında rahat konuşsunlar. Bizim karşımızda ezile büzüle oturacaklarına, istediği gibi rahat hareket edemeyeceklerine gitsinler ayrı. Aziz kardeşlerim, bu dediğimi ciddiye alırsanız aile hayatında huzur bulursunuz. Bu kardeşiniz hayatında çok şeyler gördü. Bak, dostluklar erkekler arasında olur, kadınlar arasında da, kadınlar arasında da dostluklar olur. Erkek erkekle, kadın kadınla ayrı olarak da olsa. Şimdi ben size bir şey söylesem inanmazsınız. Benim çevremdeki çok samimi olduğum, gerçekten candan olduğum dostlarım var. 30 yılda beraberliğimiz var. Ben onun hanımının yüzünü görsem tanımam. Görüşmedik ki, görmedim ki. Gerek yok ki. Ya 30 yıl karşıma çıksa bu Ahmet'in hanımı bilmem. Niye? Benim ondan işim ne var ya? Ben Ahmet'ten işim ya. Bu gibi şeyler eğer bilinmese farklı anlaşılmalar oluyor. Almanya'dan vatandaş komşusu geliyor. Ya komşu diyor, şunu da paket yapayım diyor, benim hanımıma götür diyor. Tamam diyor. Benim hanım falan yerde, aynı komşu. Veriyor. Bu konuda komşusu tabii hassas. Bu konuda hassas düşüncesi, yapısı var. Götürüyor, kapıyı çalıyor. Kim o diyor? Hanımı Almanya'da, kocası Almanya'da. Ben falanım diyor, Şükrü'yüm diyor, işte ben Almanya'dan geldim. Peki buyurun, ne istemiştiniz kapı arasından, arkasından? Efendim diyor, size işte Ahmet bir paket gönderdi falan. Tamam diyor, siz kapının önüne koyun, ben alırım abi diyor. Gayet güzel, gayet olması gereken bu. Ondan sonra eyvah, ben işte şu muyum, ben bu muyum, ben kötü bir adam mıyım, ben sana şöyle mi yapacağım, ben böyle adamlar, ondan sonra görüşmez oldu. Bu İslam'ın ruhuna ters. Herkes İslamca düşünse, herkes İslamca yaşasa bu gibi fitneler olmaz. O arkadaş, o hanımefendi en doğrusunu yaptı. Koy oraya git, daha ne işin, işin ne senin başka yer? Bakınız, bunlar çok önemli. Bak, bir olay söyleyeceğim sizlere. Yaşanmış bir olay. İki aile. Bakınız, sınırları koruyun. Ne olursunuz sınırları koruyun. Sınırları korumazsanız felaket olur. Boşluk kabul etmez. Ve bu yaşanan olaya bilen bir insanım ya. O kadar ilişkileri sıkı fıkı ki, yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Dedik ki, ya arkadaş bu kadar olmaz. Yani erkekler tamam kendi arasında ama o kadar sıkı fıkı ki sınırı aşmış. Sonra ne oldu biliyor musunuz? 2 yıl, 3 yıl sonra öbürü öbürünün hanımıyla kaçtı gitti. 4 tane çocuğu bırakıp gitti. Ya. Gitti. Sınırı koruyacaksın kardeşim. Kadınlar kadınlarla, erkekler. Gerek yok.
Yaklaşma diyor Allahu Teala. Sınırları koy. Yaklaşmaya giden yolları tıkamış Allahu Teala. Bunu sen kötü düşünceli görebilirsin. Kötü bakışlar gibi görebilirsin ama öyle değil. Aile kutsaldır. Temeli de kutsal temeller üzere kuruludur. Onun için kadınlarla erkekler yılışmaz kardeşim. Bu dairede de aynı. Bu iş yerinde de aynı. Çalışma arkadaşı, merhaba merhaba, işine bak.